AK Parti Düzce Şubat ayı daraltılmış il danışma meclis toplantısı, teşkilat mensupları ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen danışma meclis toplantısına Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Amasya Milletvekili Düzce İl Koordinatörü Hasan Çilez, Düzce İl Koordinatörü Murat Büyükçe, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleriyle ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'in açılış konuşmasıyla başlayan danışma meclisi toplantısı protokol konuşmalarıyla devam etti. AK Parti Düzce Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan video çalışmasının gösterime sunulması ile partililere içerisinde bulundukları mücadelenin önemi anlatıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, açılış konuşmasında AK Parti Düzce Şubat ayı daraltılmış il danışma meclisi toplantımızı, il ilçe kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile belediye başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir, Düzce Milletvekilimiz Fahri Çakır, Amasya Milletvekilimiz Düzce İl Koordinatörümüz Hasan Çilez, Düzce İl Koordinatörümüz Murat Büyükçe'ye teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın çalışmalarını değerlendireceğimiz bu ayki toplantımızda Boğaziçi Belediye Başkanımız İbrahim Ercan ve İl Genel Meclis Başkanımız Çiğdem Günal'ın hizmetlerini dinleyerek teşkilat olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları da değerlendireceğiz dedi. Teşkilat çalışmalarının önemine değinen Keskin, gayreti ve azmiyle kutlu davamız için elini taşın altına koyarak bizlerle yol yürüyen, milletimizin derdiyle dertlenen ve her bir teşkilat mensubumu, dava arkadaşlarıma minnettarım. Düzce için hep birlikte daha çok çalışacak, milletimizin umutlarını yeşertmeye devam edeceğiz. Daraltılmış il danışma meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum açıklamalarında bulundu. Protokol konuşmalarının ardından AK Parti teşkilatlarının il genelinde yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı. Planlanan projeler ve yol haritaları da değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin görüşüldüğü toplantıda İl Özel İdaresi ve Boğaziçi Belediyesi'nin çalışmaları ele alındı.